Tam da oraya gelecektim. Konu sapmasın yani hani şeyinden çıkmasın. İşte Cumhurbaşkanı'nın açıklamasıydı da evet, kalalım. Ama ben başka bir şey. Şimdi çok yani ekonomi dışında da çok önemli bir sözü var. Diyor ki biz sınırlarımız içindeki göçmen meselenin bir kısmını güvenli geri dönmelerini sağlamak, bir kısmını da ülkemizi entegre etmek suretiyle çözeceğiz. Evet. Ben bu lafı okuyunca şöyle anladım. Herhalde AK Parti kendine yeni bir seçmen ithal ediyor. Yani ne diyor? Göçmenleri biz kendine entegre etmek ne demek? Kendi vatandaşımız yapacağız diyor. Bir kısmını geri gönderecek halimiz yok. Nereye geri göndereceğiz? Yeni göç dalgası bekliyor yani bir Türkiye. Sınırında 1 milyon kişi var bekliyor. Kızılay bakıyor onlara. Şeyden biriketten evler yapıldı sınırımıza biliyorsunuz. Kampanya düzenlendi ve tonlarca para toplandı. Orada bekliyorlar ayrı yani Türkiye'ye gelmesinler diye duvar da ördük. Şimdi buradan kimseyi yollamayacağız. Ne diyor? Kalanları diyor biz kendi vatandaşımız yapacağız cümlesidir. Bu acaba toplumsal yaşama uyum sağlama ya, toplumla entegrasyondan bahsediyor olabilir mi? 2 milyon kişiyi vatandaşımız yapsa 2 milyon AK Parti uyum edecek. Ben öyle düşünüyorum. Yani baktığın zaman vatandaşlık vereceğiz. Vatandaşlık verip oy verecek. 2023'e hazırlık bu. Değil mi? Yani ben hep iyi niyetle o şeyden de bakmak istiyorum. 2023'e göre işte. Bu 2023'e verirse çok, çok. Şimdi bir başka. Vereceğiz mi işte? İşte söylüyor. Bir kısmını topluma entegre edeceğiz. Entegre edeceğiz. Ne demek entegre? Entegre edeceğiz ne demek? Yani Mehmet Tezkan diyor ki vatandaşlık vereceğiz anlamına geliyor diyor. Ben geçici göçmen statüsünün dışına çıkaracağız demek istiyor. Öyle anlamıyor musun? Nasıl entegre edeceğiz? Yani ben burada hani beraber de konuştuğumuz şey vardı. Şöyle anlattı. Bu 4 milyon Suriyeli yani Suriye'de sorunu çözseniz bile burada doğmuş, etmiş o ay çocuklarından dolayı burada kalacak. Bunun yaklaşık yani rahat 1,5-2 milyonu yaklaşık olarak burada ya, kalır. Geçen konuştuk. Evet. Sabah ben o çerçevede diye Sabah gazetesinde Yavuz Donat Urfa'ya gitmiş. Hatay'a gitti. Ha, evet onun üzerine konuşmuş. Ya diyor ki oradaki belediye AK Partililer söylüyor bunu. Kimse geri gitmez diyor. Yavuz Donat soruyor ya davul zurna çalsak ceplerine para koysak gitmezler mi? Hayır gitmezler. Şimdi bunları vatandaş yapacaklar şimdi çoğunu. Şimdi bir bütünleşme yani entegrasyon toplumsal olarak bir bütünleşme, bir ahenk topluma uyum sağlama olarak algılanamaz mı? Onu kastediyor olamaz mı diye. Nasıl peki olacak? Yani zaten entegrasyon sosyal entegrasyondan. Evet, i̇şte, zaten entegre olmuş vaziyetler. 10 yıldır buradalar, iş yeri açmışlar, çalışıyorlar. Hmm. Her şeyi yapıyorsun. Dolayısıyla onlara başka bir şey kastediyor. Okul açıyor. Senin bir... Yapın değişmeye başlıyor. Senin yapın yani 5 milyon Arap'ı sen kendi ülkene sokmuşsun. 5 milyon Arap olmuş senin şeyinde. Yani bir yapına baktığın zaman işte biz neyiz? Çerkez var, Kürt var, Türk var, ne bileyim Gürcü var, şu var, bu var ama 5 milyon da Arap var demektir bu. Ona göre yapın değişiyor bakın. Fatih Belediye Başkanı çıktı demedi mi? AK Partili. Ben dedi kiralık ev verdirtmiyorum, yasak koydum dedi. Niye? Benim dedi yapım değişiyor ya. Benim Fatih'teki yapım değişiyor. Fatih Araplaşıyor ya. Bunu söyleyen AK Parti genel belediye başkanı. Diyor ki yapım diye ben artık 7 bin kişi gitti diyor Fatih'ten diyor. 50 bin kişiymiş. Evet. Şimdi ben yazı diyorum. Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir başka konuya geleyim öne çıkan iklim değişikliği konusu, göç konusuna siz değindiniz. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ismi değişiyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olacak diyor. Son zamanlarda işte Paris İklim Anlaşması, bazı çevreci söylemler, işte iklim değişikliğiyle mücadele konusunda atılacak adımlar derken hop ne oluyor dedik. Bir anda bu bilinç, bu aydınlanma iktidara nasıl geldi? Neden kaynaklanıyor? Bu açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii Paris İklim Anlaşması'yla birlikte değerlendirmek ben lazım. Ben şöyle diyeyim. Tamamen duygusal. Tamamen duygusal. 4 sene niye bekledik? Fransa'yla anlaştılar. Dediler ki Türkiye'ye bu konuda bir para vereceğiz. Galiba 4 milyar euroluk bir kaynak aktarımı yapılacak. O yüzden bir anda biz de çevreci ve iklimci olduk. Göç konusunda meclisten, da şey dedi. Meclisten niye geçti? 4 sene sonra ne oldu da
mecliste. Hemen meclis bunu onayladı. Evet. Ne oldu? Taahhüt ettiler, para vereceğiz dediler. Ve Türkiye'ye bir kaynak aktarımı olduğu için hemen gittik. Şeyi mecliste onayladık. Hı. Niye bekliyordu şeyde? Paris Anlaşması imzaladık ama onaylamadık. Onaylamayan ülkeler Irak, evet, İran, şey, birkaç Afrika ülkesi, Yemen, Türkiye, Eritre, 4-5 evet, tane ülke vardı. Biz de onların o kategorideydik. Ya dediler ki ya biraz para vereceğiz size. Hemen gittik imzaladık. Şimdi çok çevreci olduk. Bir de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olacakmış bir kararname. İklim değişikliği niye? İklim dese mesela. İklim değişikliği yani kuraklıkla mücadele. Yani iklim değişikliğiyle mücadele. Konya Ovası'na sulama tesisi hep söylüyorsun. Kursalarda kuraklık bu kadar hissetmeyecektik değil mi? Biz bu tarıma yatırım yapsalardı domatesin fiyatı böyle olmayacak. Ülkede kaynakların verimli kullanılması önemlidir. Bundan bir örnek, sen gidip Çanakkale'ye köprü yapacağına Konya'ya sulama projelerini veya Adana'ya sulama projelerini tamamlardın. O zaman da hem çiftçin daha rahat eder hem de vatandaşın daha ucuz ürün yerdi. Ama biz maalesef kaynaklar böyle Süleyman gidiyor. Süleyman Soylu çok büyük bir iş yapmış. Onu da söyleyeyim mi? Konu değişmesin mi? Madem merak uyandı. Sonra da merak uyandı. Ertuğrul Özkök var hani şey magazin yazarı Hürriyet'in. Magazin yazıyor. Magazin yazıyor artık. Şimdi bak bunlar tabii, bu gazetecilik mesleğimize çok büyük kötülük edenlerdir. Niye? İktidarın baskısına teslim oldular. Ben tamam abi magazin yazarım dedi. Mesela Milliyet'in başyazarı Güner Cival. Tamam dedi ben hiçbir şey yok. Ya belli yaşınıza geldiniz. Belli varlıklarınız var. Ya niye gazeteciliği ayaklar altına alıyorsunuz değil mi? Onuruyla gidersin. Ya de ki bugüne kadar yazmaz. Hep böyle yazılar yazsa tamam diyeceğim. Tamam dersin tabii. Sen siyasi yazılar at. 411 el kaosa kattı manşetini şey, at. Sonra git ben iktidar baskı yaptı bak beni Tayyip Erdoğan istemiyor sevmiyor onun gözüne girmem. Ben magazin yazarım deyip her gün bir de bunu bize memlekette başka bir şeyler de var. Hani sadece hayat siyaset değil. Tabii. Başka alanlar da var. Renkler, başka renkler var diye de pazarlar. Sosyal yaşam, kültürel yaşam, popüler. Bu, bak, bu gençler kültür var ya genç gazeteciliğe başlayanlara. Bu Ertuğrul Özkök gibi insana kötü örnek. Çok kötü örnek. Niye biliyor musun? Omurga yok. Nereden gelirse rüzgar bak eğiliyor. Oo diyor ben tamam abicim razıyım. İktidar neyse seni de överim diyor. Yazma. Peki bugünkü köşesinde yazma. Dikkat şimdi çeken bugün, bir şey mi var? Evet şimdi size diyor ki şimdi şeyde formüle yarışı oldu ya bizde. Meclis Başkanı ödül verirken geçen sene biliyorsunuz ondan önce 2020 yılında olduğu zaman bunlar klasik olarak birinci şampanya patlatılır. Evet. Bizde gazoz patlattılardı. O zaman da Mercedes takımının patronu demiş ki geri dönüş uçağında gazoz dışında bir şeylerle kutlarız artık demiş. Gazoz vermişlerdi. Bu sene baktılar ki çok ayıp olacak. Efendim meclis başkanı var diye Prosecco patlatılmış. Yani İtalyan şarabı böyle şey. Hafif diye. Meclis başkanı gidince şampanyalar patlatılmış. Şimdi bu da soğumuş Ertuğrul Özkök. Ya övüyor. Helal olsun diyor. Bak diyor artık şampanya da patlattık diyor. Sormuş şeye Vural Aka demiş ki ya demiş ki aslında içki yasağı falan yok. Hani böyle alanlarda Türkiye'de bir kanun var. Kanun diyor ki içki reklamı yapamazsın. Şampanyada patlatırsak içki reklamı olacağı için biz gazoz patlattık demiş geçen sene. Peki bu sene niye patlatmışlar? Süleyman Soylu valiye talimat vermiş. Demiş ki içki şampanya patlatabilirsiniz diye talimat vermiş. Ertuğrul Özçek de diyor. Görüyor musunuz diyor. Devlet büyüklerimiz ne engel kadar özgürlükçü. Engel olmadı diyor. Peki kanun hayır diyorsa kanuna karşı Süleyman Soylu nasıl talimat verir? Ben de onu soracaktım. Kanun diyormuş diyor ki sen şampanya patlatamazsın diye kanun çıkarmışız spor alanlarında. İçişleri Bakanı valiye talimat vermiş. Demiş ki patlatabiliriz. Ertuğrul Özkök diyor. Diyor ki bak demek ki diyor şampanya patlatma emrini veren patlatmayın emrini veren devletimizin en üst seviyesi değil diyor. Ertuğrul Özkök takdir etmiş demek ki değil mi? Bravo diyor. Yani birisinde diyor kanun var, öbüründe diyor büyüklerimiz emretti, olay bitti. Kanun nedeniyle gazoz patlatmışız.
Sonra Süleyman Soylu, Amerika diyor ya kıskanıyor bizi diye. Evet. Süleyman Soylu şampanya patlatmasına izin vermiş diye. Şimdi arkadaşlara tekrar söyleyelim. Ne olur mesleğe atılmak isteyen arkadaşlara kendinize örnek almak için iyi analiz edin. Dediğiniz gibi yani meslek açısından önemli bir iş. Ya şeyleri de yok. Paraya pula ihtiyaçları yok. İnsan der ki ya yazmıyorum kardeşimler ya. Ve git burada yaz. Gel biz Halk TV'de yaz. Halk TV'de komutörede yaz. Madem bir şeyler yazmak istiyorsun. Ama böyle hani ben her şey eğilirim, bükülürüm. Ana da evet derim, buna da evet.